Marvy hayatıma geçen sene girdi. Sonra aniden hayatıma Ece Tonbul girdi. O da müthiş tutkulu bir kadın. İnsana ümit veren bir kadın, heyecan veren bir kadın. Çünkü o delice bir işe soyunmuş vaziyette. Elinde olan bir şeyle yetinmemiş, başka bir yolculuğa çıkmaya karar vermiş ve bir hikaye yazmak istiyor bana sorarsan, Club Marvy ile. Club Marvy'de o hikayeyi yazarken turizm ve büyük otel deyince herkesin aklına gelen kalıpların dışında bir şeyin peşinde yazdığı hikayede. Ve bunun bana gelme sebebi, yollarımızın kesişme sebebi de tabii ki yemek. Heyecan verici ve yerli bir yemek olsun istiyor. Yerel bir yemek olsun istiyor. Mutfağımızın, Ege'nin değerlerini içine koyduğumuz bir şey olsun. Adeta bir butik otel özeniyle yapılmış ya da butik ufacık bir restoranın özeniyle yapılmış başka bir mutfak yaratalım istiyor. Eğer benim bugüne kadar kabul ettiğim yemeğe ait standartları ve değerleri Marvin'in operasyonu, ki büyük bir operasyondur, onun içine yedirebilirsek, ki bütün hedefimiz bu, gerçekten yemeğiyle de orada da bak bilmem neymiş denecek bir hikaye yazıyoruz. Biz burada her ne yapacaksak, zaten ben bunu iyi biliyorum, Marvileşmek diye bir şey var. Marvileşen bir şekilde. Bir kulüp yapıyorlar, bir otel yapıyorlar, Marvileşmiş bir hal. Ona göre insanlar bir araya geliyor. Marvy ruhuna göre insanlar bir araya geliyor. Mutfağını da marvileştiriyoruz. Bizden olanı bugüne ve geleceğe ve insanları nasıl ağırlayabileceğimize adapte ediyoruz. Yani Marvy'nin mimarisine de baktığın zaman, binalara baktığın zaman çok dinamik bir şey var. Odalara girdiğin zaman odalardaki bütün o tekstil malzemeleri falan hem çok bizden, çok yerli ama hep marvileşmiş. O zaman yemek de Ege'nin doğası bize ne veriyorsa cömertçe, bizle ne paylaşıyorsa onları paylaştığımız, pişirdiğimiz, sunduğumuz ve bunların bir çok büyük bir bölümünü de misafirlerin gözü önünde yapıyor olacağız. Yani erişteyi biz misafirin gözü önünde keseceğiz. Bu heyecan taşıyan biriyle bir arada bunu yapabiliyor olmak, onun bütün heyecanı mimariye, işte sanat projelerine, bütün operasyon ekiplerine, herkese yansıyor. Bana da yansıyor. Yani yemekle ilgili benim bugüne kadar inandığım, arkasında durduğum her şeyi yapabilme şansı veriyor bana. Ne diyeyim? Allah derim.